Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun yola çıkılmadan araç bakımlarının yapılması önem arz ediyor. Otosanayi ustaları ise sürücüleri bayramda yola çıkmadan araç bakımı yapmaları konusunda uyardı. Bakım yaptırmadı, bu anda sivopları hepsine yedi. Ototamirciler bayramda yola çıkacak sürücülerin mutlaka araç bakımlarını yapılması gerektiğini söyledi. Ustalar özellikle ön takım, lastik ve yağ bakımlarının dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşlerimiz Allah'a şükür olsun mükemmel, iyi yani. Herhangi bir iş konusunda bir sıkıntımız yok. Ne kadar araba çok olursa o kadar iyi oluyor bizim için. Tabii trafik açısından biraz kötü ama şu anda bayram yoğunluğu var malum. Bayrama çoğu kimse gidecek, çoğu gidemeyecek ama yine de bakımlarını yaptırıyorlar. Şu anda işlerimiz açıldı, güzel. Herkes aracını bakım yaptırsın. Yani bakım yaptırmadan yola çıkmasın yani. Kesinlikle yollarımız güzel ama yine de bakımlı olduğu zaman bakım daha iyi olur. İnsan kafası rahat olur. İşte ne bileyim yollarda kepaze olmaz. Yani bakım yaptırması lazım. Yani o yüzden bakımlar her zaman için iyidir yani. Ön takımlarını kontrol ettirsinler, lastiklerini kontrol ettirsinler mutlaka. Yani mutlaka lastik bakımını mutlaka yaptırsınlar, ön takım kontrolünü mutlaka yaptırsınlar, rotayarlarını yaptırsınlar. İşte bir de uykusuz kalmasınlar diyorum yani. Aracın komple yağını, filtresini, efendime söyleyeyim lastiklerini, ön takımını, rot kolu, rot başlarını hepsini kontrol ettirmeleri lazım. Yani bir de işte ne bileyim yani bakımdan geçmesi lazım yani. Mutlaka ama mutlaka yani. Trafik açısından da daha iyi olur yani çünkü. Yani olay bu. Can güvenliği, emniyet kemerlerine dikkat edecekler. Mutlaka takacaklar. Şimdi tabii dizel araçla benzin aracı arasındaki fark kalmadı zaten. Yani şimdi mesela normalde geçen yıl 500-600 liraya mal olan bir bakımlar şu anda işte aşağı yukarı 800, 1000 lira, 1200 lira civarında çıkıyor. Bayram yoğunluğu var. Bayram yoğunluğundan dolayı şu an biliyorsun herkes arabasını yaptırmak zorunda. Uzun yola gidiyor. Yolda kalmamak için bayağı da bir sıkışıklık var yani. Bir arabanın yağına, suyuna bakmak zorunda. Başka bir şey değil yani. Gözleri hararet lambasında, yağ lambasında olacak. Yani her şoförde biraz kendi usta olması lazım tabii. Arabasına göre değişiyor. Her arabanınki farklı değil yani. Yeri geliyor hani 500'e çıkan araba da var, 1500'e çıkan araba da var. Hani bu senin elinde değil. Zaten arabayı kaldırıp söktükten sonra yani ne çıkacağı belli.